أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه أجمعين Bu kızımız işitme engelli kardeşlerimize meramı anlatmak üzere burada. Talep etmişler, hoş gelmişler. Cenab-ı Allah hepimize bu yapacağımız programı iman kılsın, İslam kılsın, hikmet kılsın, ihsan kılsın, kendisine güzel kulluk kılsın inşallah. Şu ışıkları biraz sakinleştirsek. Tamam. Allah tamamını erdirsin bugün burada yaptığımız program. Daha önce müftülükte konferans salonunda başlattığımız 2 yıl devam eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir ya da birkaç hadis söz ile hayata bakmak, değerlendirmek, Cenab-ı Hakk'ın kitabından da Kur'an'da 104-114 sureden herhangi birisini açıp güncelleştirmeye, hayatımıza dokunan yönlerini ifade etmeye, anlatılanda kendimizi izlemeye yönelik Kur'an ve hadis sohbetleri yapıldı. Bugün o programı buraya taşıyarak İlkini inşallah icra etmiş olacağız. Cenab-ı Hak tavanıyla tavanıyla belki de ilk defa Kur'an ziyafetine şahit olacak bu mekanı kendi zikrinden mahrum bırakmasın. Allah-u Teala mekanlar içinde yapılan işlerle değer ya da değersizleşir. Buraları kendi katında değerli mekanlar haline getirsin. Zikriyle, fikriyle kulluğun karşılıklı öğrenildiği, alışveriş yapıldığı mahaller haline getirsin. Çünkü biliriz ki bir mahal eğer Cenab-ı Hakk'ı zikreder, ondan geleni bilir, paylaşır, ondan geleni yaşar ise oraya melekler akın eder, şeytanlar ırak olur. Allah ora halkını kendi katında değerliler listesine kaydeder. Aynı şekilde eğer öyle değilse, yani Cenab-ı Hakk'ın bize gündeme getirin dediği mevzulardan uzaksa mahallerimiz, mekanlarımız, evlerimiz, konferans salonlarımız, çarşı pazarlarımız, meclislerimiz, bulunduğumuz makam odalarımız, Cenab-ı Hakk'ın zikrinden, öğretilerinden uzaksa, oraya Efendimizin uyarısıyla şeytanlar akın eder, melekler ırak olur ve Allah ora halkına yaşadıkları yeri dünya hayatında darlaştırır. Söz konusu çekişmeler, kıskançlıklar, ayak kaydırmaları, huzursuzluklar, düşmanlıklar işte bundan dolayı kaynaklanır. Bu nedenledir. Cenab-ı Hak bütün mahallerimizi kendisinin zikri ve fikriyle inşallah beraber kılsın. Beraber kılsın ki aramızda bir insicam, bir sevgi, bir dayanışma, bir muhabbet oluşsun. Beraber kılsın ki aynı şerre vuralım, aynı yerden güç alalım. Beraber kılsın ki Cenab-ı Hak kaç kişi isek ona artı olarak kendisini o cemaate dahil etsin. Çünkü müminler başını Cenab-ı Hakk'ın çektiği, bütün peygamberlerin ve meleklerin halkada bulunduğu çok şerefli bir grubun üyeleridirler. Çok şerefli bir grubun üyeleridirler. O nedenle bir tek mümin de olsa muzafferdir.
Çünkü Allah'ı yanına alan mağlup olmaz. Cenab-ı Hak'tan mahrum olan da galip gelmez. Allah'ı yanına alıcı söz, Cenab-ı Hakk'ı kazandırıcı fikir, inanç, Cenab-ı Hakk'ı beraber kılıcı eylem, amel, aksiyon ne varsa o eğer icra edilir bir kişi tarafından Nuh misali kavmine galip getirilir. Hud misali Ad'a, Ad kavmine galip getirilir. Salih misali Semud kavmine galip getirilir. Lut misali Lut kavmine galip getirilir. Şuayb misali Medyen halkına galip getirilir. Muhammed Mustafa misali bütün dünyaya galip getirilir. Biz bugün izini sürmek üzere buradayız. Ondan bize bir miras bırakılanları paylaşmak üzere buradayız. Birinci bölümü hadis, ikinci bölümü Kur'an olan bu sohbetimiz iki kanatlı Efendimizin bırakmış olduğu iki temel mirastan kaynaklı oluştu. Gitmek üzereyim ama belki bundan sonraki yıl bu kalabalıkla bir daha buluşamayacağım ama diyor Aleyhisselam, iki şeyi bırakıyorum. Sımsıkı tutunursanız, ille de onlar diyerek hayatı onlarla yaşamaya inanırsanız, azmederseniz, hiçbir sapkın fikir, çok sinsi de olsalar size galip gelemezler. İşte o iki mirastır Kur'an, diğeri Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulayarak gösterdiği fiilleri, söyleyerek bize anlattığı sözleri ve bizde görüp ses çıkarmadığından dolayı onayladığını bildiğimiz ikrarları, onayları Aleyhisselatü Vesselam'ın bıraktığı iki mirastan birisidir. Hoş geldiniz. Efendim? Soru. Tarzım değil ama soru. İsterseniz bir... Estağfurullah, buyurun. İzah edeyim, izah edeyim isterseniz. Tamam. Cenab-ı Hakk'ın kitabı soyut bir varlığı somuta dönüştürdü. Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri gerçekten kuşatılması mümkün olmayan berraklıkta bir insanı somuta dönüştürdü. Evrenselleştirdi. Zaman üstü zamanlara taşıdı. İzini sürmek demek, somuta dokunmakladır, onu anlamakladır, okumakla, inanmakla hatta öncesinde, okumakla, anlamakla, paylaşmakla, yaşamakladır izini sürmek. Kur'an 600 sayfayla şu anda elimizde. Allah Resulü'nün sözleri yaklaşık 100 bine varan rakamda, sayıda şu anda elhamdülillah elimizde. Hiçbir mecmua Allah Resulü'nün sözlerinin muhafaza edildiği gibi tarihten bize intikal etmemiştir. Hiçbir bilgi ama. Çok müdekkik dediğimiz hassas elekler kullanmış insanlar tarafından dile vakıf, birikim sahibi, alana vakıf,
Allah Resulü Aleyhisselam'ın kim ve kim olduğunu, hangi misyonla gönderildiğini tanıtan Kur'an'a vakıf, insanlarca kelime kelime, cümle cümle muhafaza edilip aktarılarak, şefevi dediğimiz ağızdan kulaklara aktarılarak, yazıya dönüştürülerek bize kadar gelmiştir. İzini sürmek derken şuna dokunmak diyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ile başlayıp minel cinneti vermez ile biten Kur'an'a dokunmak ve sormak Rabbimize, senin Allah olduğuna inanmaya inanıyorum. Tek yetkili ilah olduğuna inanmaya inanıyorum. Peki sana göre olmak, sana uygun düşmek için ne yapmalıyım? Cevap: ذَلِكَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ ف۪ي هُدَلْ لِلْمُتَّق۪ينَ ile geldi. İşte bu kitap dedi Allah. Bu sorumluluğa sahip her bir insan için sonu cennet olan bir yol açacaktır. Haramları yasal olmayan, yasak olan, helalları yasal olan, uygulanabilir olan, emirleri yapılması buyruk kabul edilen ilahi kitap Cenab-ı Hakk'ın indirdiği. İşte bunları öğrenmek, bunları paylaşmak, bunları yaşamak, izini sürmektir. Hadis hadis, Resul-i Ekrem'den aktarılan bizlere sözlerini öğrenmek ve bunları uygulamak, izini sürmektir. Hadi buna üçüncüsünü de ekleyelim. Onayını Cenab-ı Hakk'ın tescil ettiği kitabında ben onlardan razıyım, onlar da benden razıdırlar dediği, cefa çekmiş, özveride bulunmuş Resul-i Ekrem'in baştan vefatına kadar, nübüvvetin başından vefatına kadar eğitiminden geçmiş sahabeleri de üçüncü kaynak olarak zikredelim. Çok büyük kıymetleri var. Allah kuntum hayra ummetin diyerek insanlığın en seçkin topluluğu olarak tanıtmış. O seçkin topluluğu. İşte izini sürmek derken sonu da Kur'an ve hadisle indirgenir ilahi mesajlar. Büyükşehir Belediyesi'nin eğitimden sorumlu koordinatörü, gönüllü kuruluşlardan sorumlu yine aynı görev, bana bu yıl Allah nasip etti. Gönlümüzde olmayanı önümüze düşününce Allah'ın benim de yapmayı murad ettiği bir şey var diye düşündüm. Israrla olunca ne zaman Cenab-ı Hakk'a muhalif bir durum ortaya çıkarsa ceketini alır çıkarsın, gidersin diyerek o bilinç ve inançla kabul ettim. Allah rızasına kılsın, dua edin. İmam Malik'in güzel bir sözü var. Allah rahmet etsin. Der ki eğer bir dua, kabul edilecek bir dua hakkım olsa bunu yöneticilerin ıslahı için kullanırım diyor. İslah için dua edin. Tenkit ve bozmak için değil. Yıkmak kolaydır. Bugün yapma zamanıdır. Bugün inşa etme zamanıdır. Tahkim etme zamanıdır. Arayı sıklaştırma zamanıdır. Bugün omuz verme zamanıdır. Destek zamanıdır. Muhabbet zamanıdır. En asgari müşterekleri azami kıymet ile büyütece alıp değerlendirme zamanıdır. En asgari müşterekleri. Bizim en asgari müştereğimiz nedir? Ya insan olmak bir müşterektir. Allah Resulü o müşterek hatırına yıllar yılı mağdur olduğu, maruz kaldığı zulme rağmen sabrettiği hoşgörüsünü elinden bırakmadı. Yıllar yılı,
20 yıl Ebu Süfyan'a tahammül edilir mi? Her türlü çirkin düşmanlık çeşitlerini icra etti. Ama bu Allah'ın peygamberi, bu alemlere rahmet diye gönderilen bir insan. Onun kestirip atmak gibi bir lüksü yok. Cenab-ı Hak Rahman Rahim, Rahman ile kime baktı? Kafir mümin ayrımı olmaksızın, hatta zalim mazlum ayrımı olmaksızın. Allah bütün insanlığa baktı Rahman ile. Bugün bir yudum suyu onlar da biz de içiyoruz. Bir lokma ekmeği Allah onlara da bizlere de veriyor. Onlara sunmuş olduğu sofra, bize sunduğu sofra. Bunlar ayrı ayrı şeyler değil. Niye onları besler, niye yaşatır ki deriz bazen? Bu kadar zulme rağmen, bu kadar kan dökmelerine rağmen, bu kadar sömürgeci davranmalarına rağmen. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden dolayı bizim hatırımıza onları hala yaşatır Allah. Madem öyle bir vasfı, bir ahlakı var. Mümin kimdir? Mümin Allah'ın ahlakına taliptir. Allah'ın ahlakına taliptir. Yani Cenab-ı Hakk'ın uygulamalarını, bize tanıttığı uygulamalarını mümin olabildiğince üzerinde taşımaya, bunu lekelememeye gayret eder. Bittiği noktada zafiyeti kendinde bilir. Ölçüde değil, ölçü hakikattir. Allah yine Rahman'dır. Şu anda olduğu gibi. Bizim takatimizin kesilmiş olması demek, dinin onu istediği anlamına gelmez. Bizdeki bir zafiyettir, bu kabul etmek lazım. Onun için en geniş ortak paydamız insan olmaktır. İkinci ortak paydamız bu coğrafyanın insanı olmaktır. Bu coğrafyanın insanı. Dünyaya Yahudi gelmiş olsun, Hristiyan gelmiş olsun bu coğrafyadan mıdır? Havrasını yapalım, kilisesini inşa edelim, ibadetini, taatını yapsın kendi bildiği şekilde. Bu topraklarda hangi etnik gruba sahip olursa olsun kesime, eğer burada hayat bulmuş, burada yaşıyor ise kucağımız ona açık olmalıdır. Kapatırsanız eller ona kucak açar. O eller bizden olanı bize düşman eder. Bizim üstünü çizeceğimiz hiçbir insan yoktur. Bu nedenle ısrarla vurgumuz şu olmalıdır. Nereden geldim? Başkan Hanım'ın, Fatma Hanım'ın açmış olduğu böyle bir alan gerçekten, Allah riya yazmasın, benim gıyabımda bütün yöneticilere, bütün hiçbir parti ayrımında olmaksızın, Allah'ım, soru sana kulluğa çıkacak olan yolu onlara kolaylaştır. Senin emirlerine itaati onlara nasip eyle. Senin yasaklarından kaçınmayı onlara nasip eyle. Yönetimde adaleti, sevgiyi, merhameti, dayanışmayı, paylaşmayı onlara nasip eyle. Zulümden, aynı anlamda haksızlıktan onları ırak eyle diye dua ederiz. Bu duayı esirgemeyelim. Biz dua edelim çünkü icabet vaktine geldiği zaman Allah'ın amin diyerek emrettiği meleklerin aminine tevafuk ettiği zaman o dua zalimi adil eder. Sapkın insanları hadi hidayete erdirir. Şerli insanları hayırlı kılar. Dua kapısı, Cenab-ı Hak protokol uygulamaz. 24 saat, 7-24 deriz ya, tüm zamanlarda açıktır. Uyumaz ki rahatsızlık verelim, elimizi açacağımız vakit. Yorulmaz ki biz meşgul etmeyelim diyelim. Cenab-ı Hak bilakis
kendisinin ilah oluşunu, bizim de onun karşısında kul olduğumuzu gösteren en önemli hal olan duayı teşvik eder, ud'uni estecib lekum diyerek emreder. Duadan kim istikaz ederse, kim duadan uzak durursa, onu bir kibir alameti olarak görür. Çünkü dua eden için nedir? Allah'ım acizim, kadir sensin. Cahilim, alim sensin. Allah'ım muhtacım, samet sensin. İhtiyaç sana arz edilir. Sen giderensin. Sıkıntıdayım. Genişlik senindir. Diyerek kendimizi Cenab-ı Hakk'a aciz kullar olarak arz etme eylemidir dua. Biz bu haldeyken arz ettiğimiz varlığı ne yapmış oluyoruz? Yüce bir ilah yapmış oluyoruz. Arzu hallerin kendisine arz edildiği makam Allah'tır. Onun için bari dua edelim. Bari dua edelim. Bizzat fiilen destek veremiyorsak da öyle bir teklif, ısrarlı bir teklif üzere bu görevi aldım. Bu görevi aldık, bari hakkını verelim dedik. Haftalık yaptığım sohbetleri bu konferans salonuna taşıdım. Aylık temelde Kur'an ve sünnet ve sahabe olmak üzere bunun aksesuarları, bunun tezyinatı, bunu besleyen yan çalışmalar olarak da aylık konferanslar düzenliyoruz. Bu konferanslarda manevi şahsiyetler var, manevi önderlerimiz, fikir aksiyon önderlerimiz var, medeniyetimizi inşa eden yine kanaat önderleri var. Her ay bir konferansçı çağırmak suretiyle de bunu size sunmaya çalıştık. Elhamdülillah şimdiye kadar herhangi bir sıkıntı, pürüzümüz yok. İnşallah da olmaz. Gönlümüzü kıblesinden çevirmemek üzere yola koyulursak Allah bize hainlik yapmak isteyen düşmanlarımız için bizim görmüyoruz ama gören gözümüz olur. Duymuyoruz ama duyan kulağımız olur. Müdahil olamıyoruz ama tutan elimiz olur. Allah. Öyle dileyelim ve yola koyulalım dedik. Cenab-ı Hak muvaffak etsin. Allah ilmimizi, amelimizi kendi rızasına uygun çoğaltsın. Sözlerimizi tesirli kılsın. Çünkü söz onun olacak. Kur'an olarak, söz peygamberinin olacak hadis olarak ve mümkün olduğu kadar sahabe örneklikleriyle bu iki temel kaynağı anlatmaya çalışacağız. İlk hadisimizi paylaşayım. Aslında okuduklarımda, anlattıklarımda hadiste ama yine de programımız gereği ilk hadisimizi paylaşmış olayım. Hazreti Muaz'dan bir hadis. Allah hepsinden razı olsun. Cenab-ı Hak gökteki yıldızın misyonu gibi sosyal ve bireysel hayatımızı, ferdi ve içtimai hayatımızı kendileriyle yönlendirdiği birer ışık kıldı her birisini. Sahabeler gerçekten çok değerli insanlar. Saf duru insanlar. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اَمِنُوا كَمَا اَمَنَ النَّاسِ şu adamlar gibi iman edin dendiği zaman münafıklara şu adamlar diye Allah kimi işaretler? O gün yaşayan sahabeler. İman onlar gibi olmalı. Amel onlar gibi işlenmeli. Yol onlar gibi yürülmeli. İlişki, hak, hukuk hangi alan derseniz onlar gibi icra edilmeli. O zaman buna biz sırat-ı müstakim. Hazreti Muaz radıyallahu anh bir gün Peygamber Efendimizin bindiği devenin hemen arkasında
terekesindeydim. Demek ki iki kişi binmişler aynı deveye. Resul-i Ekrem yol alırken diyor biz, ya Muaz diye seslendi. Seslenen kim? Bütün kainatı, evrenin yoktan var edeni, şu anda yaşatanı, yürüteni, şu anda yöneteni, an ve an müdahil olanı, alemlerin Rabbi Allah'ın elçisi. İcabet nasıl yapılır? Muaz öğretiyor bize. Lebbeyk ve saadeyk ya Resulallah diyor. Hazırım itaatına. Emret yapayım. Buyurun kulağım sizde ya Resulallah diyor. Bir müddet yol aldık diyor. Bir zaman sonra tekrar dedi ki, ya Muaz, ey Muaz. Lebbeyk ve saadeyk ya Resulallah. Buyurun ya Resulallah. Emredin itaat edeyim. Söyleyin yapayım. Buyruğunuza itaat etmeye hazırım dedim diyor. Bir müddet daha yol aldık. Bir daha aynı hitapta bulundu. Ey Muaz dedi. Niye öyle der ki? Belki hepimizi şimdi söylenen söze cezbettiği gibi onu da söylenen söze cezbetmek istedi. Söylenecek olan söze. İstedi ki bunun kelimesi kelimesine kaçırılmasın. Önemli bir mesaj verilecek, tüm dikkat kesilsin. Sonra ekledi. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne dedi? Bilir misin Allah'ın kullar üzerinde hakkı nedir? Allah'ın bir hakkı mı var? Hangi şeyimiz onun hakkı değil ki demek lazım. Yoktuk. Hiçbir dahlimiz olmadan o dedi diye var olduk. Hiçbir dahlimiz olmadan bizi koruyan bekçiler, ana baba olarak. Hiçbir dahlimiz olmadan yerden bitenler. Hiçbir dahlimiz olmadan gökten yağanlar. Hiçbir dahlimiz olmadan dinlendiren gecesi, çalıştıran gündüzü, zaman. Hangi birisinde dahlimiz var? Allah aşkına nefeste bile dahlimiz var mı ki? Bu kadar üzerimizde nüfuz eden, varlığımızın nedeni olan, kaynağı olan varlık Allah, kullar üzerinde hak sahibi olmaz mı? Elbette olur. Hem de tümüyle hak sahibidir. Başka hiç kimsenin olmadığı şekliyle hak sahibidir. Hiç kimsenin benim de böyle bir payım var diyemeyeceği kadar hak sahibidir. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir diye soruyor. Önce teslim edelim. Sen bizim ilahımız, yaratanımız, besleyenimiz, yaşatanımızsın. Biz bize dair ne biliyorsak sendendir diyelim de teslim edelim hakkını Allah'ın. Sonra bizden ne istiyorsun Allah'ın diyerek kulak verelim. İşte hakkı tarif ediyor aleyhisselam. Diyor ki Allah'ın kullar üzerindeki hakkı kulların hayatı düzenlerken Allah dışında hiç kimseye yetki vermemeleridir. Allahu Ekber. Ne kadar önemli bir kayıt. Bizi sarsan bir kayıt. Başka hiç kimseye yetki vermeyecek şekilde hayatı düzenleme yetkisini Allah'a tanımalarıdır diyor. Allah'a teslim etmeleridir. Peygamberlerin ortak nakaratı. Kur'an Nuh'tan başlayıp peygamberlerin kavimlerine daveti anlatırken ilk cümle ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Ey kavmi, buyruğuna itaat edilecek bir tek varlık var, o da Allah. Hiç kimsenin emri onun emri üstünde değildir. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hayat O'nundur, düzenleme yetkisi de O'na aittir. Ben yaptım olduğuyla
Sadece kendinizin konuşarak kayıtladığı bir yetki kullanamazsınız. Allah bütün otoritelerin üstünde tek otoritedir. İşte hak budur. Emirler gücümüz nispetinde, yasaklar mümkün olduğu kadar keskin bir şekilde terk edilmelidir. Emirler gücümüz nispetinde yapılmalı, yasaklar tevessül etmeyeceği bir şekilde uzak durulmalıdır. Bu Allah'ın hayat ilkesidir. Biraz yürüdük diyor. Deveyle gidiyoruz. Ya Muaz diye tekrar seslendi. Hazırım itaatinize ya Resulallah. Buyurun emrediniz dedi. Bunu söyleyen bu zat kaç yaşında bilir misiniz? 18 yaşında. Bir habere göre 13 yaşında Müslüman olmuş. 20-25 yıl yaşamış, 40'a doğru vefat etmiş. Bu kısacık ömre, yani Müslümanlığı 20-25 yıl vardır, yoktur. Ömre, ilim öğrenecekseniz Muaz'a gidin. Kur'an öğrenecekseniz Muaz'a gidin. Helalı haramı öğrenecekseniz de Muaz'a gidin diye Efendimizin işaret edeceği kadar Allah'ın kendisini hikmetle doldurduğu bir zattır Hazreti Muaz radıyallahu anh. Katıldığı savaşları tarihte okuduğumuz zaman adam hiçbir iş yapmamış, hep savaşmış dersiniz. Yaptığı öğretmenlik, eğitimcilik işini tarihte okuduğunuz zaman adam hiçbir şey yapmamış, hep eğitmiş, öğretmiş dersiniz. Geceleri kaim, gündüzleri saim, ibadet taatına baktığınız zaman adam durdurak dememiş, hep ibadet etmiş dersiniz. O zamanlar Müslümanlar bütün bu üç alanı da kendilerinde topluyorlardı. Şimdilerde olduğu gibi kurumsal bir şekilde ayrılmış değillerdi. Zikir fikir işi tekkeye, cihat savaş işi kışlaya, ilim İrfan işi medreseye, okullara, hayır. Öyle bir havale ediş yoktu. Muaz üçünü de birlikte alıyordu. Çünkü üçü birlikte işlenir Kur'an'da. Onun için Kur'an el kitabımız olmalıdır. Dengeyi sağlayabilmemiz için. İfrattan, tefritten kendimizi koruyabilmemiz için. Düşünün şimdi. Sebbihi isme rabbikel a'la. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. Tesbihi zikri anlatıyor, içini dolduruyor Allah. Sonra senukriyuke fela tensa illa ma şa Allah innehu ya'lemu cehre ve ma yakfe ve yesirke lil yusra. Bu da ilme değiniyor. Aynı sure içerisinde. Bunlar bizim cuma surelerimizdendir. Vitir namazı kıldığımız zaman okuduğumuz genel geçen surelerimizdendir. A'la suresi. Üçüncü bölüm nedir? Fezekkir innefa'ati zikra seyezzekkeru men yahşa ve yetecennebu'l eşqa ellezî yaslan nâra'l kubra ilâ âhiris sure. Üçüncü bölüm nedir? Davettir, mücadeledir, cihattır. Üçü bir arada, üçü bir insanda öyle ister Rabbimiz. Ayrır parçalarsak parçalanırız. Allah'ın ipine, ipin bütününe sarılarak, Allah'ın kitabına, kitabının bütün buyruklarına karşı kendimizi sorumlu bilerek sarılmak lazım. Hem de bihablillahi cemianın atfedildiği başka bir manaya göre Allah'ın ipi olan Kur'an'a kim olursak olalım hangi cemaatten hepimiz sarılmalıyız. Onun için bugün gündem, Kur'an'da gündem Meryem suresidir. Kur'an'ın bir suresi. Hangi birimiz benim ihtiyacım yok deyip çıkabilir? Hiçbirimiz. Meryem bizim suremiz. Taha bizim suremiz. Enbiya bizim suremiz. Hac bizim suremiz. Müminun bizim suremiz. Nur bizim suremiz. Furkan bizim suremiz. Adını koyarak söyleyelim.
hangi siyasi görüşte olursa olsun, ben Müslümanım diyen bir insan, Taha benim surem değil diyebilir mi? Taha'nın konuşulduğu, Enbiya'nın konuşulduğu, bu mektupların, Allah mektuplarının konuşulduğu bir mecliste benimle ilgili değildir deyip çıkabilir mi? Hadi İslami gruplara da söyleyelim. Nurcusuyla, Süleymancısıyla, Nakşisiyle, Kadrisiyle, öbürüsüyle, öbürüsüyle. Hangi birisi ben Kur'an'da anlatılan Hac suresiyle ilgili değilim diyebilir? Birleştiren bir tek kaynak var arkadaşlar. O da Allah'ın kitabıdır. Bizi dünyanın öbür ucundaki Müslümanla bağlayan en önemli bağlayıcı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetidir. Bu ikisi bizim tartışmasız kendilerini bizim için bağlayıcı kabul ettiğimiz temel iki kaynaktır. Bunun için sohbetimizin konusu bir hadis, Kur'an'dan Meryem dediğimiz zaman biz Şemsiye'yi bu coğrafyada yaşayan bütün insanları altında toplayabilmek için böyle geniş açtık. En geniş Şemsiye budur. Bir örnek sunayım size, daha önce defaatle anlattım. Burada da anlatmış olayım. İzmir'de bir mahallede bir camide namaz kıldırdım. Cami asker ümmetlilerinin yoğun olduğu bir mahalle olduğu için onlar da dolu. Asker emeklisi şöyle bir 15-20 yıl öncesine gittiğiniz zaman zihninizde nasıl bir prototip oluşur? Bu dolu sürekli doldurmalardır bizlere. Biz kör dövüşü gibi karanlıkta konuşur, karanlıkta saf verirler, karanlıkta bağırır çağırırız. Bizim karanlıklarımızı aydınlatan bir tek ışık var. Allah'ın kitabı. Ak aktır, kara karadır. Şer şerdir, hayır hayırdır. Adalet adalettir, zulüm zulümdür. İyilik iyiliktir, kötülük kötülüktür. Fark etmemizi sağlayan yegane kaynaktır Cenab-ı Hakk'ın indirdiği kitap. Vaaz bölümünde Kelime-i Tevhid'i anlattığım bir hadis okudum. Hutbe bölümünde İhlas suresi gibi imanın, tevhidin özünü oluşturan bir sureyi anlattım. Tepki ne olmalı diye düşündüm. Bu adam kim? Nasıl konuşur böyle diye zannederiz tepkiyi. Dışarı çıktığım zaman eve geldim. Enişten asker emeklisi, onun ricası üzere çıkmıştım. Eve geldiğinde dedi ki, ya çok ısrar ediyorlar. Bu adamın parasını biz verelim, gelsin. Burada bize Kur'an ve hadis anlasın. Düşünebiliyor musunuz? Çatı o herkesi içine alabilecek şekilde geniştir. Orada bu talebi dillendiren insanların kalplerinde bir iman görüyor. O imandan dolayı camiye gelirler. Biz bu ortak paydayı besleyip geliştirmek yerine kör dövüşüne bizi sevk eden insanların oyununa gelip kavgayı tercih etmişiz. Kavgayı tercih etmişiz. Halbuki 1000 yıllık bir tarih diyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'ın tarihini de eklediğimiz zaman 1500 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Adem Aleyhisselam'ı ekleyelim. 6-7 bin yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Bu ortak payda olarak. 6-7 bin yıllık. Bu muazzam bir güçtür. Bunu değerlendirmek, işlemek yerine niye ayrılıklara, niye ayrılıklara, niye nifaka yol açacak gündemlere biraz tahammülümüzü geniş tutalım. Evet, öyle şartlandırıldık belki. Öyle doldurulduk mümkün. Öylece
dışarıdan birileri içeriden çok rahat maşalar bulabildi. Parçaladı ve yutmaya çalıştı. Cenab-ı Hak birliğin tekrar tesis edilmesi harekatı olarak gördüğüm bu dış, sınır dışı harekatta Allah mümin kullarına yardımcı olsun. Rabbim Müslüman kardeşlerimizi muhafaza etsin. Allah gönüllerindeki imanı, İslam'ı onlar için bir hayat düzeni kılsın. Rabbim mücadelelerinin akıbetinde inşallah kelime-i tevhidi bir sancak olarak taşıyan, kelime-i tevhidin alt başlıkları olan kitabı ve sünneti bir hayat düzeni olarak yaşamayı gösteren zamanlara bizleri eriştirsin. Bu birliğe şiddetle ihtiyaç vardır. İfademi ağırdır belki, mazur görün. Bize havlattırılacak bir itimiz bile af buyurun yoktur. Köpek bizim köpeğimizdir. O bizim hasmımıza havlasın. Onun da başını okşayalım. Onun da yemine verelim. Kendimizi alıştıralım. Yedeğimizde dursun o da. Eğer hoş dersek, ötelersek, ipini koparırsak, onu bizim aleyhimize havlattırırlar. Az söyleyeyim, bu kadarıyla siz şemsiyenin ne kadar geniş olduğunu bundan anlayın. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir ey Muaz? Allah Resulü cevaplandırıyor tekrar. Hayatı düzenleme yetkisini sadece Allah'a vermeleridir. Peki bunu yaptıkları takdirde kulların Allah'tan alacağı nedir? Hakkı nedir kulların? Böylece olan, imanı böylece olan bir insanı cehenneme, ateşe, azaba, cezaya çarptırmamasıdır diyor. İmanı böylece olan birisini. Altını özellikle çiziyor. Çünkü bu bir ikrardır. Hiç kimse mükemmel değildir. Kim la ilahe illallah'ı harfe almadan söylediği zaman Allah kendisine cehennemi haram kılar. Peki günahkar insan cehennemde olmayacak mı? Aynı cehennemde olur mu hiç? Öyle mi? Kafiri yaptığı cehennem azabıyla Allah müminleri yakar mı haşa? Bildiğim bir hadis, okuduğum bir hadis, bir banyo hararetinde olacaktır müminlerin maruz kaldıkları eziyet. Evet, bir eziyet vardır. Görseliyle eziyettir belki. Günah dolu insanlar, dünyadaki musibetler, sıkıntılarla bitmemiş günahları. Kabirdeki sıkıntılarla bitmemiş. Diriliş günü 1000 yıl devam edecek sıkıntılarla bitmemiş. Bitmemiş. Ne mümkün ki bitmesin. Sonra cehenneme gidecek de, orada ceza görecek de, sonra cennete alınacak. Hayır. Cenab-ı Allah, la ilahe illallah sahibi olan kimseye ne kabirde vahşet vardır, ne de diriliş gününde bir vahşet olmayacaktır diyor. Ne kabirde bir vahşet, yalnızlık, eziyet, ne de diriliş gününde bir eza ve cefa olmayacaktır. Ama ihlal edilmemesi şartıyla. Peki ne ihlal eder kelime-i tevhidi? Aleyhissalatü vesselamın ifadesi. Hırsan ve dünya. Dünyaya hırs ile bağlanmak. Gözü karartırcasına. Öyle ki cem'an lehe ve man'an lehe. Gelsin de nereden gelirse gelsin diye toplayacak. Topladığı mal için kim ne tür hak sahibi ise onlardan bu hakkı men edecek. Bağlayıp itaat edecek yani dünyaya. Gözünü bağlayıp, kalbini bağlayıp, vicdanını bağlayıp,
ölçülerini bağlayıp, imanını bağlayıp itaat edecek dünyasına. Heysan bir dünya. Cem'an leha ve men'an leha. Gelsin de ne nereden gelirse gelsin diyecek. Hatta bir başka hadiste aleyhisselam, gelen zarar dünyama değil, varsın dinime gelsin diyecektir. Gelen zarar dünyama değil, varsın dinime gelsin. Bu yetkileri, bu makamları elde ettikten sonra en fazla maruz kaldığımız çetin imtihan bu değil mi? Arkadaşlar, evet budur. Gelen koltuğuma değil, varsın dinime gelsin deriz. Varsın dinime gelsin. Bana ayrılan odaya geçtikten sonra itirafta bulunuyorum, çünkü sözler konuşanı bağlar. Kendi kendime önlem almış oluyorum aslında. Konuşarak önlem almış oluyorum. Hakkı paylaşarak önlem almış oluyorum. Kendimi bağlıyorum. Güzel bir oda. Makam arabası. Makam şoförü, kardeşiniz, sekreteriniz, özel telefonlarınız, yüksek maaşınız. Elhamdülillah maaşı reddettik. Onu bir tarafa bırakalım. Böyle bir ortam düşünün şimdi. Zamanla o rahatlık kök salmaya, yer etmeye başlıyor. Konuşursam acaba bundan tekrar mahrum kalır mıyım korkusuyla, ya gelen hakka, adalete, iyiliğe gelsin, dünyama gelmesin diyorum, makama gelmesin diyorum ve koruma refleksi geliştiriyorum. Korkma refleksi. Düşünebiliyor musunuz? Sırf o koltukta durayım diye, o makam arabasını hep kullanayım diye, o yüksek maaşta, maaşın rahatlığını sürekli yaşayayım diye, onun konforu ve forsunu devam ettireyim diye, gider hak olsun, iyilik olsun, adalet olsun diyorum. Allah'ın ilkeleri, kuralları olsun diyorum. Dünya olmasın diyorum. Bu her birimizin az ya da çok maruz kaldığı çok çetin bir imtihandır. Kelime-i tevhidi korursanız Allah cenneti garanti ediyor. Kelime-i tevhidi korursanız cehennemden azat edilme sözü veriyor. Haram kılınması cehenneme sözü veriyor. Korumak işte bunlarla mümkün. Can anlehe ve men anlehe. Efendimiz şöyle bitirir. يَقُولُونَ قَوْلَ الْاَنْبِيَا وَيَعْمَلُونَ عَمَلَ الْجَبَابِرَةِ Makamına dört elle sarılıp, ilkelerinden tavizler veren, inancından tavizler veren, haktan, adaletten tavizler veren, zulme gözünü kapayan, kulağını tıkayan, ne olur ne olmaz diyerek zulmedene gidip yapma bu zulümdür ikazından onu geri tutan, evet bu şekilde yaşayan bir insan varsın peygamber sözleri söylesin, aldırış etmeyin. Onun yaşam tarzına bakın. Nasıl yaşıyor? Makam bir ayrıcalık mıdır? Makam kişiye muhatabıyla ilişkide insan olduğunu unutturur mu? Sözüm sözdür, benim sözüm, benim hükmüm, benim uygulamam diyerek emri vakilere kişiyi götürür mü? Eğer öyleyse kelime-i tevhid sürekli kemirilmektedir. Ne kalır biz öldüğümüz zaman geride? Bilemiyoruz. Ama riski kimse göze almaya kalkışmasın. Çünkü geride bir şeyin, kelime-i tevhide dair bir şeyin kalmadığı insan için akıbet sonu olmayan bir cezadır. Allah imanlarımızı muhafaza eylesin. Bir hadis daha ileteyim bununla ilgili. Biraz da müjdeleyelim değil mi ya? Meryem suresinin herhalde sadece ismini bugün duyurmuş olalım. Önümüzdeki hafta giriş yaparız. Aleyhissalatü vesselam ahirette bir tablo anlatır.
yaşanacak birçok sahneler var. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan dinlediğimiz zaman çok etkin, çok önemli, çok ağır sahneler de yaşanacak biliyoruz. Onlardan bir tanesi. Kul hesaba getirilir. Hesabı görülmek üzere amel, yaptığı işler, söylediği sözler, karar vererek taşıdığı fikirler, niyetler, zin yazıldığı ciltler getirilir. Ciltler dolusu hata, günah, zulüm, haksızlık. Aktarırken ravi sahabe der ki, adeta gözün görebileceği en son noktaya kadar terazide o ciltler bulunuyordu. Göğe kadar tırmanmış. Ciltler cilt üstünde. İçinde ne var? Hata ve günahlar. Kulum bak bakalım. Bakıyor kul. Sana bir haksızlık yapılmış mı? Hayır ya Rabbi diyor. Fazla yazılmış mı? Hayır ya Rabbi diyor. Meleklerin bir kadrine uğradın mı? Hayır ya Rabbi diyor. Her şey tas tamam. Ama bugün asla mağdur edilmeyecek, herhangi bir haksızlığa uğramayacaksın diyor. Kul ümidini yitirmiştir. Tam bir yes halidir. O anda Allah getir bu kulumun yaprağını. Bir hasenesi var bunun. Bir iyiliği var. Getiriyorlar. Bir yaprak. Belki bunun gibi bundan da küçük. Hatta bir yama kadar küçük bir yaprak getirirler. İçinde ne yazılı? Kelime-i Tevhid yazılı. Adam yaprağı gördüğü zaman, ya Resulallah, bu yaprak bu ciltlere ne terk ediyor ya? Ne yapabilir ki? Küçücük bir yaprak, üflesen uçacak. Ciltlere bakar mısın diyor. Cenab-ı Hak, benim ismime hiçbir şey ağır gelemez diyor. Allah'a bekler. Benim ismime hiçbir şey ağır basamaz diyor. Değil mi ki sen kalbinde hata ve günahlarına rağmen Allah'ın tek yetkinin sensin, senin üstünde söz kabul etmiyorum imanıyla yaşadın ama bu günahları işledin. Ama bu hataları yaptın. Bu yanlışları icra ettin. Ben o taşıdığın imanın hatırına bütün bunları hafife aldım, senin imanını yücelttim diyor. Ve o iman ağır basarak kul cennete alınıyor. Arkadaşlar, ümitsizliğe yer yok. Olduğu kadar. Bakın buradasınız. Şimdi evinizde, televizyonun karşısında ya da bir eğlence yerinde ya da başka başka yerlerde rahat bulunabilirdiniz. Sizden her halükarda ümitliyim. Ama ben sizin de dışınızda, dışarıdakilerden de ümitliyim. Çünkü meyhanede mey çeken bir insan da dahil, söz konusu Allah, İslam, din, Muhammed Aleyhisselam olunca celallenir. Hakareti kabul etmez. İnkarı asla kabul etmez. Allah benim Allah'ımdır, ben ona iman ettim der. Öyle bir toplumuz biz. Onun için her halükarda bu ümidi beslemeli, bunu geliştirmeli. Buna destek vermeliyiz. Ama anlattıklarımız yer bulmuyor diye de hemen fevri davranmamalıyız. Sabırla, hoşgörüyle söz konusu o yanlışı, yanlışı yapan kimseyi kendimizde adeta eritmeliyiz. Şimdi olmadı belki bir sonrakinde diyerek tazelemeliyiz. Hak yolunda hakka davet eden insan olmak. Zindeliğini hep korumalıyız. Pes demeden. Çünkü mümin bu işleri yaparken kendine oynamaz. Allah'a oynar. Allah'a oynayan da zarar etmez. Amacın Cenab-ı Hakk'a yaranmak,
onun memnuniyetini kazanmak idiyse bu gerçekleşmiştir. Ekstra bir fevrilik ile kendi nefsini devreye koyduğum zaman hayır, burada Cenab-ı Hakk'ın işine kendi hevesini ortak etmiş olursun, yanılmış, yanlışa düşmüş olursun. Rabbim tasiratlarımızı affetsin. Sözü fazla uzatmadan bugün suremiz Kur'an'ın 19. suresi Meryem. Kadın bir kahramanı Allah anlatacak. Hani öyle bir laf vardı, kadının adı var diye. Gerçekten kadının adına bir mektup açmış. 19. sırada Allah ve adına Meryem demiş. Adanmış bir kadın. Hannenin Cenab-ı Hakk'a kul olsun, bütün kadınlara model olsun, örnek olsun diyerek adadığı bir bayandır Meryem. Adadığı bir bayandır. Kulluğa adadığı, itaata adadığı bir bayandır. Kimdir? Nasıldır? Bize ne tür katkı sunar hayatımıza dair? İnşallah önümüzdeki hafta bütün aile bireylerine dair örnek ve modellerin anlatıldığı bir sureyle beraber olacağız. Baba örneği, evlat örneği, anne örneği, kardeş örneği, zalim baba, salih, mümin evlat örneği, mümin baba, zalim evlat örnekleri bir bir anlatılacak ki hangi pozisyonumuz onlara benziyorsa onlarla kendimize bir nota çizelim diye inşallah muvaffak oluruz. Hepinizi önümüzdeki hafta tekrar buraya davet ediyorum. İnşallah Rabbim beraber kılar, beraberliği Kur'an merkezli kılar ve bunu sürekli kılar. Allah'ın selamı üzerine.